Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Evet, piyasa yönünde artık perşembenin bir klasiği. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz ve Profesör Doktor Serap Turusoy'la beraberiz. Sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlarım, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın Sami Bey. Günaydın. Teşekkürler. Günaydın Binhan Hocam. Teşekkürler. Hakikaten merhaba, böyle bir aile gibi de olduk, değil mi? Böyle yaklaşık bir yıla yakındır sizlerle program yapıyoruz. Tabii ki bizler sizleri referans alıyoruz. Neden? Çünkü bilim insanlarısınız. Çünkü matematik ve rakamları yorumluyorsunuz. Matematik yalan söylemez. Bunu da çok iyi biliyoruz. Yani 2 ile 2 her zaman 4 etmiştir. Siyasette etmese de ekonomide her zaman 2 ile 2 4 eder. Şimdi Binhan Hocam, rakamlara bakıyoruz. Türkiye'nin CDS'i böyle bir yukarı bir aşağı. Yani bir güven gelse, bir istikrar gelse sanki CDS böyle aşağı düşüverecekmiş gibi bir his var. Bu CDS tabii bizim tansiyonumuz, vücudumuzun tansiyonu gibi, ekonomimizin tansiyonu. Tansiyon yüksek, yüksek tansiyonda da yaşamak çok zor. Ne ilaç alacağımızı bilmiyoruz. İlaç mı alacağız? Zayıflayacak mıyız? Yani tansiyon hastalığını biliyorsunuz, en önemli sebebi kilo. Ben de yıllar önce bir tansiyon hastasıydım. Şimdi de mesela tansiyonu yenmemin en önemli sebeplerinden biri kilolarımdan biraz kurtulmamdı. Bu kurtulmuş halim. Düşünün artık gerisini. Şimdi ekonomide de böyle. Yani ya kilo vereceksiniz, yani fazlalıklarınızdan arınacaksınız, kaslarınız güçlenecek, kalkınmayla büyüyeceksiniz yani. Ya da bunun yanına bir de ilaç alacaksınız ki tansiyonunuz düşsün. Bu CDS niye yükseldi hocam yine? Şimdi o tansiyonu sizin bir hissetmeniz var. Bir de tabii ki ölçen doktorun ya da hemşirenin bir görüşü var. Şimdi CDS daha çok dış aleme karşı sorun. Yine biz içeride biliyoruz ne olduğunu ama ülkenin kredibilitesi açısından. Dolayısıyla o tansiyonu ölçen ne düşünüyor sizin için? Bir dış göz bu. Şimdi ilaçtan ziyade aslında o nasıl yaşadığınızla ilgili CDS'de pek çok gösterge etki ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın rezervleri çok şeydir, yıllardır tabii devlet borçları dersi anlatıyorum ve hep öğrencilere şunu söylerim. Hani hiçbir zaman aklınızda kalmaz ülkenin dış borç stoku nedir, rakam olarak kalmayabilir. Çok da zorlamayın kendinizi derim ama borcun geri ödenebilirliğini takip edin her zaman. Onun için de dış borç stokunun Merkez Bankası brüt rezervlerine oranlanması gerekiyor. Aynı zamanda kısa vadeli dış borç stokunun da Merkez Bankası brüt rezervlerine oranlanması ve bu oranın tabii ki CDS priminin geleceği seviye üzerinde çok büyük etkisi var. Yani temerrüte düşecek mi bu ekonomi? Dolayısıyla dış borçlarına çevirebilecek mi? Stok çok büyük olabilir, giderek yükselebilir ama Merkez Bankası rezervleri pozitifte, hatta swap hariç pozitifte ise bu olumlu bir etken. CDS'i düşürebilir. Dolayısıyla ikisine de bakmak lazım. Elbette cari açığa bakmak lazım. Finansman ihtiyacını çok önemli ölçüde gösteriyor. Şimdi aslında birinci tur seçimlerde 500 civarındaydı CDS primi. Birden arttı 700'e. Şimdi 700'den de yukarıya doğru gidiyor. Hani seçim bir aslında ümittir. Bazı şeyler bitecek artık normale döneceğiz diye aslında düşünülüyor. Ama aynı zamanda belirsizlik de. Yani belirsizlik de ümit arasında herkes. Tabii ki bu çok risk oluşturuyor. O da CDS primine tabii ki yansıyor. Ne yapmak lazım? Ekonominin aslında dış borç stoku açısından bir sorunu yok. Niye diyeceksiniz? Zaten kamu bundan 3 yıl önce yaklaşık 110 milyar dolar civarında borçluydu ama
Şimdi 118 milyar dolar civarında borçlu. Özel sektör deseniz, özel sektör çok frene bastı geçtiğimiz yıllarda. Kurun artışı aynı şekilde onun dışarıdan borçlanma olanaklarını zorlaştırdı. Kamunun da aynı şekilde dış borçlanma olanakları zorlaşıyor. Düşünsenize, CDS priminiz 900 olsa, yani bu zaten hiçbir getiri sunmayacak bile olsanız %9'dan borçlanıyor, yurt dışından %9'dan borçlanıyor anlamına gelir. Dolayısıyla öyle de değil. Yani bizim artık yurt dışından borçlanmada faiz oranımız %11'lere çıktı. O zaman da diyor ki hazine, ben diyor en iyisi içeriden borçlanayım diyor. Nasıl olsa diyor kamu bankalarına %10'dan satabilirim tahvil ve böylelikle nakit ihtiyacımı giderebilirim diyor. Ama işte bu çok sürdürülebilir değil. Bu sefer iç borç stoku katlanıyor. Hatta şöyle katlanıyor Sami Bey. Geçen yıldan bu zamana iç borç stoku %80 artmış. Yani kendini bir yılda ikiye katlayabiliyor. O kadar hızlı gidiyor içeriden borçlanma. Sonuçta aslında olması gereken düğüm noktası finansman ihtiyacını gidermek. Yani o paradoksal durum ortaya çıktı. Finansman ihtiyacı var, yurt dışından borçlanmak pahalı ama o gelmezse CDS primi düşüyor. Demek ki daha uzun vadeli sermayeye ulaşmak lazım. Uzun vadeli yatırımlara ulaşmak lazım. Merkez Bankası'nın rezervlerini şu andaki durumu çok kritik güçlendirmek gerekiyor. Peki. Yani swap hariç... Ve swaplar da aslında bu sefer kamunun dış borç stokunu arttırıyor. Onu da söylemem gerekiyor. Tabii. Bu da bir risk. Yani swapla pozitife dönse de Merkez Bankası rezervi bu sefer kamunun dış borç stoku içerisinde o da ayrıca risk yaratan bir unsur oluyor. Şimdi Serap Hocam, güven endeksi ve diğer endekslerde de yani tabii ki CDS'imiz yükseliyor. Bizim için son derece kötü bir durum, çünkü Türkiye'nin borçlanma maliyeti yükseliyor ama bir taraftan da güven endeksi düşüyor. Bu da güven endeksinin ve diğer endekslerin tabii ki durumu da piyasalara olan güveni de beraberinde getiriyor. Şimdi bir taraftan bu var. Şimdi aslında Binan Hocam'ın bıraktığı yerden devam edersek, uygun görürseniz eğer, Merkez Bankası'nın da şu anda bir kamu kuruluşu olduğuna göre Merkez Bankası, özel bir kurum ama kamu kuruluşu sonuç itibariyle devletin kurumu. Şimdi hesabı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren bir devletin kurumu. Şimdi Merkez Bankası'nın borçları da swaplarda bunun aslında devletin bir anlamda kamunun borçlarını artırıyor. Şimdi 70 milyar dolarlara yaklaşmış net rezerv, yani baktığımız zaman eksi 70 milyar dolarlarda. Ama bu arada kullanılabilir net rezervde de uzun yıllardan sonra, 90'lardan beri ilk defa eksiye geçtiğini belirtiyor. Yani bilançolarda da zaten bu görünüyor. 2,5 milyar dolardı. O biraz daha eksiye geçmiş gibi görünüyor. Şimdi bu da aslında CDS'imizin yükselmesindeki hocamın dediği gibi en önemli faktörlerden biri. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam bu borçlanma hikayesine ve borçlara? Kesinlikle Sami Bey. Aslında şöyle diyelim, Türkiye'nin bu hafta bayağı bir göstergeler, bayağı bir yani son iki haftadır veriler geliyor, makro veriler. Şimdi makro verileri aslında iki bağlamda değerlendirebiliriz. Bir öncü göstergeler, bir gecikmeli göstergeler diye. Öncü göstergeler içerisinde işte PMI verisini gösterebiliriz. Tüketici ve üretici güven endekslerini, reel kesim güven endekslerini gösterebiliriz. Gecikmeli göstergeler içerisinde de cari açık, enflasyon, işsizlik gibi temel makro parametreleri dikkate alırız. Şimdi burada tabii ki aslında işin ilginç tarafı gerek tüketici güven endeksi olsun, gerekse reel kesim güven endeksi olsun bir artış gösterdiği gözlemleniyor. Yani resmi rakamlara göre.
Ancak bu artışın nedenlerine bakarsak gerek enerji fiyatlarındaki azalma, kurların uzunca bir süre baskılanmaya çalışılması, EYT uygulaması ve maaş zamlarının aslında tüketici güven endeksinin artışında etkin olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bakın bu güvenin aslında seçim sonuçlarına da yansıdığını görüyoruz. Şimdi şu gerçeği kabul edelim. Türkiye ekonomisi bir kriz süreci içerisinde ve ekonomik sorunların aslında seçim atmosferine bağlı olarak daha da büyüdüğü bir konjonktür yaşıyoruz. Ama buna rağmen seçmen davranışlarına baktığımız zaman aslında seçim sonucunda ekonomik krizin tam karşılığını bulmadığını gördük. Bu ne demek? Demek ki mevcut ekonomik koşullardan nüfusun %50'si memnun anlamında. Şimdi Türkiye evet bir seçim sürecinde tekrar ve ikinci tura kalındı biliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte ne yaşanılacak? Şimdi karar birimlerinin bir kere geleceği öngörememesi. Bu büyük bir sorun aslında. İkincisi... Bu seçim sonrasında mevcut iktidar devam edecek olursa ki ısrarla biliyorsunuz bu politikanın sürdürüleceği yönünde açıklamalar geliyor. Mevcut iktidarın devam etmemesi durumunda rasyonel politikalara geri dönüş olacak mı? Bu geri dönüş ne kadar hızlı olacak? Bu konudaki belirsizlikler aslında... Hepsi CDS priminin yukarı yönlü baskılanmasında etkili. Bir de şunu da söyleyelim. Bu riskler ve acı reçetelerin gelebileceği ihtimali o hani çok abartılan, çok büyütülen liralaşma politikasının da etkinliğinin azalmasına başlamasına yol açtı. Ciddi bir şekilde yabancı paraya olan talepte bir artış görüyoruz. Tabii ki biz bu değerlendirmeleri yaparken aslında hani dış dünyadan da kopuk yapmamamız gerekiyor. Yani iç dinamikler kadar dış dinamikler de burada belirleyici. Çünkü Fed'in alacağı kararlar, ECB'nin alacağı kararlar ki biliyorsunuz şimdi bir de ABD'nin bir borcunun temerrüte düşme ihtimali bütün bunları düşündüğümüz zaman önümüzdeki dönemde çok da sevimli bir ekonomik tablonun bizi beklemediğini söyleyebilirim sana. Serap Hocam bir daha şunu ilave edelim. Yarın pardon bugün PPK açıklanacak. Bakın o kadar korktuk evet. Ki artık para politikaları kurulu toplantısından. Artık yani ki, bugün bu hafta mesela ben hiçbir yerde görmedim. Acaba Merkez Bankası ne yapacak? Faiz oranlarını artıracak mı, düşürecek mi yoksa sabit mi bırakacak? Hani piyasalarında bu ay kadar umursanmadığını ben yani ekonomi haberciliğim döneminde hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Gündeme dahi gelmiyor. Yani konuşmasak da olur hakikaten diyebileceğimiz bir konu ama neden bu kadar konuşmuyoruz? Yani bu kadar önemli bir konu. Neden ekonomi gündeminde bu kadar ön plana geçemiyor? Niye bu kadar önemsizleşti? Ne söylersiniz bu konuda Serap Hocam? Şimdi burada tabii ki Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığındaki aşınma temel neden olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim de Sami Bey, bir para politikasının var olduğunu dahi söyleyemiyoruz. Dolayısıyla piyasalar zaten bunu çok önceden fiyatlıyorlar ve işte pas geçeceğine dair açıklamalar zaten tahmin ediliyor. Dolayısıyla da mevcut süreç içerisindeki uygulanan politikanın zaten aslında mevcut sorunları kabul etmemesi buradaki en temel sıkıntıyı da beraberinde getiriyor diyebilirim ve gerçekten Türkiye ekonomisinin özellikle hem kuru aşağı çekmeye yönelik hem de faizi aşağı çekmeye yönelik politikasının başarılı olamadığının bir an önce kabul edilmesi gerekiyor. Zira artık bakın hem bir çoklu kur ortamı doğdu hem de çoklu faiz ortamı doğdu. Ve Türkiye'de aslında baştan beri hep söylediğimiz bir şey var. Enflasyon hedeflemesi politikasının yerine artık faiz hedeflemesi politikası aldı. Ama o faiz hedeflemesi de çoklu faizi ve çoklu kur ortamını doğurdu. İşte zaten bu durum da o CDS primi dediğimiz primin aslında yukarı yönlü baskılayan önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki Binan Hocam şimdi sürekli böyle bir TEDAV'ın bir raporu var. Onu size soracağım. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Bir de bunun önemi ne? Aslında bunun da bir aslında göstergeler var. Bir taraftan da makro ihtiyati tedbirlerin sayısı 455 olmuş hocam. Yani 1,5 yılda 455 makro ihtiyati tedbir alınmış. Bizim arkadaşlar
bakmışlar ona. Şimdi ama yani bu nereye kadar sürdürülebilir, ne kadar gelebilir? Az önce söylediniz. Devletin borçları, üstelik Merkez Şimdi. Bankası'nın swaplardan oluşan eksi rezervli de bu. Buna eklendiği zaman rakam böyle 600 milyar doların çok daha üzerine çıkıyor. Şimdi buradan nasıl devam ederiz hocam? Şimdi yani Serap Hoca söyledi, katılıyorum. Merkez Bankası'nın operasyonel anlamda bağımsızlığının zedelenmiş olduğu bir dönemden geçiyoruz. Uzunca bir dönemden geçiyoruz. Elinde pek çok araç var. Ana araç politika faizi elbette. Fakat o piyasa gerçeklerini yansıtmıyor. Dolayısıyla faizin fiyatı şu anda gerçek değil. Tutturulmuş bir şey değil. Eğer öyle olsaydı, gerçeği yansıtsaydı çoklu faiz ortamı oluşmazdı. Yani bugün kredi faizinin %42-43 verildiğini duydum ben dün. Aynı şekilde döviz mevduata da yüksek faiz verildiğini. 4'lere 4,5'ları duydum ben de onda. Biliyorsunuz yani bankalar makro ihtiyati tedbirler sayısı giderek artıyor. İşin ilginç tarafı şunu derdik biz geçen haftaya kadar. Hani bir düzenleme bir başka düzenlemeyi, bir tebliğ bir başka tebliğe beraberinde getiriyor. Hani arka arkaya açıkta kalan bir şey oluyor liralaşma stratejisi anlamında. Hemen onu biraz daha işte katı hale getirecek düzenleme geliyordu. Fakat geçen hafta daha ilginci oldu. Salı günü Merkez Bankası'nın düzenlemesine göre kredi kartlarından nakit avans çekimi kaldırıldı, sonlandırıldı mesela. Ama bu sadece iki gün sürdü. Merkez Bankası geri adım attı. Yani biz bu konuda konuştuk. Ben köşe yazımı yazdım. Arkasından kaldırıldığını duyduk mesela. Bu bir de böyle bir şey var. Yani alınan kararlar bazı baskılar sonucu geri alınabiliyor. Peki burada piyasa tabii ki tepki gösterecek. Sade vatandaş bile kredi kartını ya da kredi taksit ödemelerini ve günlük ihtiyacını aslında çoğumuz ne yapıyoruz? Kredi kartının nakit avansını kullanıyoruz. Tabii ki. Bu da zaten faizi daha düşük. Hem düşük hem zaten istesek de krediye erişemiyoruz sade vatandaş olarak. Bize sadece 70 bin lira kredi veriyorlar. O bizim kredi kartımızı ödüyor ancak. Düşünün yani. Sonuçta iş hayatını tamamen paralize etti bu karar. Şunu söylüyorduk. Döviz ne kadar kıt belli. Çünkü hem CDS yerinde durmuyor, yükseliyor. Hem Merkez Bankası rezervleri belli. Her açıdan görüyorduk. Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği talimatlarda döviz mevduatlarından mutlaka TL mevduata geçin. Yoksa hazinenin tahvilini almak zorunda kalacaksınız uyarıları 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dolayısıyla hep diyorduk döviz ne kadar kıt ne kadar kıt. Ama ben gördüm ki bu ülkede geçen hafta itibariyle o kararla evet Türk lirası da kıt. Türk lirası da ne kadar kıtmış onu anlamış olduk. Şimdi bu düzenlemenin arka arkaya gelişi dediğim gibi piyasa aktörlerini önemli ölçüde kararlarını saptırabiliyor, karar vermek zorlaşabiliyor. O yüzden nakite ve dövize ulaşımın sorunlu olması zaten ekonominin kriz içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama şu da var tabii. 90'larda hatırlarsınız Sami Bey, yüksek faiz üzerinden yani %80'lerde enflasyon var ama faiz oranları %100'ün üzerindeydi ve buradan çok gelir elde eden bir kesim vardı. Bize hocalarımız spekülatörler derdi, spekülatif kazanç elde edenler, onlar ekonomiyi kilitliyor derdi. Hani hem üretim hem yatırım üzerinde olumlu etkisi yok derdi tabii ki. Ama şimdi bu içinden geçtiğimiz dönemde reel faiz negatif ama yine bir getiri elde edecek imkanı 1,5 yıldır döviz kurlarındaki istikrarsızlık çerçevesinde elde edenler edebildi. Bakın burada da önemli ölçüde bir kazanç kapısı olarak kullanıldı. Bunu
gelir dağılımındaki adaletsizlik olarak görebiliyoruz. İşte Serap hocam anlattı. Geçen hafta açıklandı, bu hafta açıklanan o kadar çok endeks var ki. Mesela bir tanesi tüketici güven endeksi. İşte finansal hizmetlere ilişkin endeksler. Yani tüketici güven endeksi bile ağır deprem kayıplarımıza rağmen yükseliyor. Zaten son iki aydır deprem bölgesinden veri temin etmiyordu. Peki. Tüketici güven endeksinde ve hani %85-86'lardaydı. Sami Bey, veri temin etmeye başladı. Tüketici güven endeksi yükseldi. Ben bunu anlamış değilim gerçekten. Peki. Serap hocam, şimdi mesela Merkez Bankası bunun, daha doğrusu aslında ekonomi yönetiminin başına kim gelecek? Hani biliyoruz şu anda Sayın Nebati gelmeyecek çünkü Mersin'den milletvekili seçildi. Hani bu konuda bir tereddüt yok çünkü milletvekilleri bakan olamıyor. Şimdi bakanların pek çoğu da milletvekili oldu. Şimdi Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların başında böyle radikal değişiklikler olabilir diye kulislerde de söyleniyor. Başta ekonomi yönetiminin başına, uluslararası finans çevrelerinde de çok saygın, hani hakikaten kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla, yaşam tarzıyla son derece mütevazı bir hayat süren Mehmet Şimşek'in adı geçiyor. Şimdi bu bir başlangıç olabilir mi? Yeni bir başlangıç olabilir mi? Bu başlangıç için ne yapması gerekir? Mesela Sayın Erdoğan'ın bundan sonra çok fazla müdahale etmemesi ya da ne bileyim ortodoks politikalara geri dönülmesi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tekrar gündeme gelir mi? Yani bu kişinin değişikliğiyle bir düzelme meydana gelebilir mi? Şimdi 2001 krizi sonrasındaki uygulanan politikaların olduğu döneme baktığımız zaman evet Mehmet Şimşek'in bu politikaların yürütülmesindeki etkinliğini biliyoruz. Ama basına yansıdığı kadarıyla Mehmet Şimşek bu teklifi kabul etmeyeceği yönünde açıklamalar da var. Şunu da söyleyelim, aslında kişi değil burada önemli olan bence uygulanan politika. Ama yapılan açıklamalara da baktığımız zaman mevcut politikada devam edileceği yönünde ki değerlendirmeleri düşündüğümüzde ben bundan çok da farklı bir sürecin bizi beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü o konvansiyonel politikalara bir geri dönüş yok. Yani rasyonaliteden de zaten çok uzağız biliyorsunuz. Bence burada daha çok dış piyasada neler olacak ve dış konjonktürde neler yaşanacak, bunların Türkiye üzerindeki etkileri üzerine biz bundan sonraki süreçte daha çok konuşacağız. Çünkü bu net. Yani eğer bu yönetim iktidarda kalırsa bu politikada devam edecek. Çünkü hala ısrar ediliyor biliyorsunuz. Yani gerek liralaşma olsun, gerek KKM, işte dolarizasyon, ters dolarizasyon olsun, bunlar sık sık dile getiriliyor. Ama az önce de söyledim, özellikle gecikmeli göstergelere baktığımız zaman aslında hiçbir olumlu gelişmenin olmadığını görüyoruz. Yani bu her ne kadar öncü göstergelerde ekonominin yönüne ilişkin pozitif sinyaller olsa da ki Binan Hocam da söyledi, ben de şaşkınlıkla açıkçası izliyorum. Çünkü bu denli ekonominin kötü gittiği bir ortamda reel kesimin özellikle krediye erişim sorunu yaşadığı, finans sorunu yaşadığı bir dönemde herkesin güven endeksinin yüzleri aşmış olması hakikaten şaşırtıcı. Ama bundan sonraki süreçte özellikle cari fazla yaratma söylemine bağlı olarak cari açığın çok yüksek rakamlara ulaştığı bir konjonktürden geçiyoruz ve burada belki bizi rahatlatacak tek şey ECB'nin bundan sonraki süreçte alacağı kararlar olacaktır Sami Bey. Zira dün Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman aslında hani yüksek enflasyonla mücadelede devam edileceğini söylüyor. Bu da Euro'nun yukarı yönlü baskılanmasını sağlayarak hani oradan bir avantaj yakalayabilir miyiz? Artık benim açıkçası tek umudum o yönde, ama diğer yandan bizi çok rahatsız edecek bir gelişme de aslında bütün gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek bence. ABD'nin bu borç tavanının ne yöne doğru gideceği ve burada alınacak kararların ne olacağı. Çünkü özellikle X günü denilen bir günden bahsediliyor. Bu Haziran sonu ve Eylül başı olarak ifade ediliyor. Ve o zamana kadar acaba borç limit tavanında bir artışa gidilecek mi? Çünkü o noktada da ben yapmış olduğum araştırmalarda özellikle demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında çok ciddi farkların olduğunu gözlemledim. Mesela cumhuriyetçiler tavanın artırılmasını istiyorlar ama
koşul koyuyorlar. Yani kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilsin diyorlar ama demokratlarla Biden'a baktığımız zaman borç tavanının koşulsuz artırılmasını istiyorlar. Eğer mesela bu Amerika'daki bu borç tavanı krizi çözülmezse bu evet bir ekonomik kriz gibi görüyoruz ama aslında evet, bir siyasal kriz. ABD'nin dünya ekonomisindeki konumunu da düşündüğümüz zaman gelişmekte olan pek çok ülkeyi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Özellikle hem ABD'nin bir prestij kaybı olacak hem evet, de doların rezerv para olma özelliğinde bir aşınma olacak. Evet. Bütün bunların da Türkiye ekonomisine yansımaları olacak tabii evet, ki. Evet, bugün de gayet keyifli bir sohbeti gerçekleştirdik. Profesör Doktor Serap Durusoy ve Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocalarımla beraber hocalarım haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.